olsan bile. Gün olur biter yalnızlıkların, ağlamak niye? Aşk gelir bir gün kapıyı çalar, sen kaçsan bile. Gün olur biter yalnızlıkların, ağlamak niye? Kalp çalmayı zafer sanma, gerçek aşkı yalan sayma. Bir gün başa gelir elbet, aşktan kaçış yoktur anla. Üç adam aynı yerde, aşkları gönüllerde. Kadının fendi, erkeği yendi, çapkın aşka inildi. La 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 la. Aşk gelir bir gün kapıyı çalar, sen kaçsan bile. Gün olur biter yalnızlıkların, ağlamak. Ne oldu, niye geldiniz? Geldik işte abi. Ne oldu oğlum, söylesenize. Yok bir şey ya. Var bir şey abi, var bir şey ya. Allah Allah. Anlatsanıza, ne oldu ya? Ne oldu? Terk edildim. Ben de abi. Terk mi? Niye? Kiraz bana şu iddia meselesini sen başından beri biliyor muydun diye sordu. Ben de evet biliyordum dedim. O da beni terk etti abi. Sen? Aynı hadiseler cereyan etti abi. Of be abicim ya. Ya usta kusura bakmayın be. Benim yüzümden neler geldi başınıza. Kader be abi. E ne yapacağız? Bağrımıza taş basacağız ha? Ne taşı be oğlum? Kaya ya, kaya bildiğin. Usta, sefil haldeyiz. Evet. Ben ağlamak istiyorum abi. Tamam, tamam. Ne bu koçum? Kontrat ağam. Ne kontratı koçum? Kira kontratı ağam. Nerenin kontratı koçum? Yeni kahvemizin ağam. Oley! Oley! Kevser Hanım ne oldu koçum? Aynen Mortingen. Mortingen. Şimdi ilk istikamet kuaför dükkanı. Marş marş. Oley! O kısım geçti tüp. Pardon ağam. Bu millet bu kadar korkak oldukça demokrasi bu memlekette yerleşmez koçum. Ne yaptık? Meşazımızı da vermiş olduk değil mi? Haklısın ağam. Buyurun gidelim. Ridat Hanım! Ridat Hanım! Allah Allah, hem çağırıyor hem evde yok. Ridat Hanım! Ay, bağırıp durma. Aa. Bağırıp durma sana Şükran, geldim işte. Ay, neredesiniz ayol? Vallahi ağaç oldum. Ay, söylenip durma sana. Paris Hilton. Benim adım Paris Hilton değil. E, biliyorum. Demek Özgür Bey'in halası geldi. Halasıymış. Ne istiyormuş peki? Hiç. Sadece konuşmak. Konuşmak mı? Konuşmak. Bana Özgür'ün ne kadar iyi bir insan olduğunu anlattı. Sen de ona inanmadın değil mi abla? Yok canım. Ama çok iyi niyetli ve çok tatlı bir kadındı. Özgür gibi bir yeğeni olması ne kadar üzücü. Ya. Ah, hadi şerefe beyler. Hadi. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam Kiraz.
Unutsam o güzel dakikaları altın. Yarınlarımızı be Alev. Geberene kadar içelim birader, yoksa bu hayat nasıl çekilir ya? Kiraz! Uluma. Uluyorum ulan! Hadi hadi, afiyet olsun hadi. Sonra bir de bana böyle böyle çat diye bir tane koydu birader. Altın da bana vurdu. Bu iki etti abi. Ama o görecek beni terk etmek neymiş görecek birader. Takacağım koluma mankenleri, hoy hoy gezeceğim evinin önünde. Ufak at da civcivler yesin. Atmıyorum kardeşim. Ne atmıyorum? Mankenlerle mi gezeceksin? Takacağım birader. Her kolumu 3 tane takacağım ya. Ya bırak neyi takıyorsun? Ya bırak neyi, bırak bırak bırak, 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 bırak. Hadi hadi hadi. Saat kaç oldu lan? Saat abi 4'e geliyor. Hadi. Hadi sen git Duzu'yla konuş. Fırla. Tamam abi. Hadi, hadi bakayım. Sen de bir bira ver. Yeter abi, çok içtik. Çok konuşma lan, ver bir bira işte. Allah Allah. Kevser Hanım, son görüşmemizde size bir şey söylemiştim. Hatırladınız mı? Anlamadım. Bir dahaki karşılaşmamızda ben o dükkanın kontratını yapmış olacağım demiştim. Aha da kontrat. Aa. Okuyor. Evet. Bunu nasıl yaptınız? Bildiğimiz yollardan. İllegal. Sustum ağam. Ne o Kevser Hanım? Hiç sesiniz çıkmıyor. Hanımefendi dilini yutmuş tüp. Kendisini rahatsız etmeyelim. Kahvehanenin açılışına bekleriz. Artık beni kırmazsınız değil mi? Beni de. Of, her yer basıyor bana arkadaşım. Her yer basıyor bugün ya. Çıkalım biraz dışarı istiyorsan. Ya evet be abi. Çıkalım biraz hava alalım. Bu neymiş böyle ya? Hadi. Evet. Ben içmek istiyorum birader. Al şişeyi yanına iç kardeşim. Eline vuran mı var ya? Allah Allah. Evet abi evet. Ya ben görmek istemiyorum bu uçağı. Hadi abi. Hadi. Tamam abi. Nerede olduğu önemli değil. İçeceksek problem yok zaten. Hadi. Tamam şey yapmayın. Şey yapmayın çok. Ah seviyorum ha. Vallahi perişan olduk buralarda. Ay tutturdu evleneceğim diye. Kızı bana isteyelim anne. Kızı bana isteyelim anne. Ay kızın da adı bir tuhaf. Kiraz mı ne öyle bir şey? Biliyorum. Aa, nereden biliyorsunuz ayol? Ben oradayken kızı eve attı ya Paris. Ay rica ederim, öyle attım attı diye konuşmayalım. Attı canım, yalan mı? Canım kızcağız motoruyla kaza geçirdi. Küçüktü, insanlık namını yukarı çıkardı. Canım birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi Paris? Ay çok fesatsınız yani Rıdet Hanımcığım. Bunların evlilik zamanı geldi de geçiyor. Anla artık ha. Aa ne evliliği canım. İş yok güç yok. Nelerine güveniyorlar bunlar. Boş gezenin boş kalfası. Bütün gün hayta gibi sokaklardalar. Haklısın. Senin de evlilik zamanı geldi geçiyor Paris Hilton. Güldürmeyin beni canım. Ne evliliği ayol? Cengiz. Ay rica ederim, bu bahsi kapatalım. Ay daha yeni açtık. Saat kaç oldu Kirazcığım? Saat 4'ü biraz geçiyor abla. Bugün de zaman geçmek bilmiyor yani. Ay inanamıyorum bu adama ya. Hayırdır kesin? Ya sizin o abiniz var ya, o abiniz. Hay, bir dakika bir dur, sakin ol, ne oldu anlat bir. Geç şöyle. Ay, evet ya. Ne oldu? Kaç oldu abi seninki? Sana ne lan? Hesap mı vereceğim sana? Fazlası sana yaramıyor abi. Ne diyorsun lan sen?
Ne dedim abi? Ben hava almaya çıkıyorum. Bak şimdi, bu fırsat kaçmaz Paris. Ay, bana Paris deyip durmayın lütfen. Yakışıyor sana ama Şükran. Ay, çok rica edeceğim. Bak şimdi dinle. Koskoca bir manav dükkanı var. Eli yüzü tertemiz bir çocuk. Düzgün bir adam. Vallahi ben onu 20 senedir tanırım. Şimdiye kadar hiçbir yanlışını görmedim. Bakın Rida Hanımcığım, Cengiz Bey'in böyle bir ilgisi olmuş olsaydı bana, ben de fark ederdim herhalde, öyle değil mi? Yok edemezsin, o çok utangaç bir çocuktur. Ayrıca benim de Cengiz Bey'e karşı hiçbir ilgim yok. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bilmiyorum canım, nereden bileyim? Ay, siz insanı ipe götürürsünüz vallahi. Yok, seni ipe götürmeyeceğim ama nikah dairesine seni götürene kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Ay, ben gidiyorum. Ya, tabii zora gelince gidersin Paris Hilton. Ay, bana Paris Hilton deyip durmayın Allah aşkına. O zaman. Ay, ne demeyin. Aman gidersen git. Ha, zora gelince gidiyorum. Hadi otur otur. Bir daha bu kanıyı açmayacağım. Açarsam vallahi bak böyle olayım ha böyle. Söz mü? Söz. Adamı tehdit edip zorla imzalatmış kontratı. Peki Kevser abla, konuştun mu sen dükkan sahibiyle? Telefonda konuştum. Adam önce hıkmık etti, sonra mecburen anlattı tabii her şeyi. Üzme kendini Kevser abla. Yani biz abim adına senden çok özür diliyoruz. Ya Altıncığım, özür diliyoruz tabii ama kadın dükkanı kaçırmış işte. Yani gerçekten çok kötü bir abiniz varmış. Kızlar bakın kim geldi. İşte abi. Ey aman, bu kadının ne işi var burada? Ya abi, senin bu yaptığın ayıp değil mi ya? Ne yapmışım ben? Bak hala ne yapmışım diye soruyor ya. Hop hop. Sesimizin desibeline dikkat edelim, kadın canlısı. Abi, sen adama zorla mı imzalattın bu kontratı? Siz nereden biliyorsunuz be? Yani yok öyle bir şey, yok. Yok öyle bir şey. Asparagas bunlar. Konuştum ben mal sahibiyle. Basbayağı tehdit etmişsin adamı. Biz ona ikna demeyi tercih ediyoruz. İkna, ikna. Tülgaz. Sustum. Özgür. Baksana kim geliyor. Tamam abi, üstelemeyin. Niye? Ya üsteleme, kapat konuyu. Eyvallah. Aslında süt dökmüş kedi gibiydi lavuk. Yedi sopayı böyle oldu tabii. Şşş, tamam abicim, geçti gitti, tamam mı? Ya ne geçti gitti ya, bu geçen eşek yüzünden kiraz beni terk etti ya. Haklı. Haklıyım tabii. Tamam haklısın, ben bir şey mi söyledim? Abi git şu konuyu alevli bir konuş da bağla şu kızı ya. Biz de sevgililerimize kavuşalım artık. Tabii ya. Abi hadi sen çözersin şu işi ya. Tamam hadi. Yürüyün bakayım, yürüyün. Nasıl olsa eceliniz yakın. Ben bir banyoya kadar gidip geleyim Rida Hanımcığım. Git tabii hayatım, tabii. Alo. Alo. Alo Cengiz, sen misin? Manav. Ha, ben Ridat. Ridat. İyiyim, sağ ol yavrum. Sipariş verecektim de. Ha? Eve getirebilirsin değil mi? Ay babam, ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ha? Hay yaşa, güzel. Yaz işte oraya. Şimdi 1 kilo elma. Tamam mı? 1 kilo havuç. 2 kilo domates. Ta, 4 tane limon. Bir de mette maydanoz. Tamam mı yavrucuğum? Ama hemen getir. Gitmeden getir, bekliyorum. Ne demek kim gitmeden? Yahu sen eve çabuk gelir, yemek yapacağım diyorum. Tamam mı? Tamam hadi. Ay Ridat Hanım. Ay sizin musluk çok kötü su kaçırıyor. Ridat Hanım, bir tamirci çağırsanız. Geliyor şimdi. Geliyor mu? Geliyor. Bu işten çok iyi anlayan biri geliyor. Elinden her iş gelir maşallah. Aa, kim el? Yok söylemem, sürprizi kaçar. Allah Allah.
Bir çay daha içer misin? Ay yok canım, içmeyeyim. Vallahi çok içtik. Ben gideyim artık. Evde de yapılacak bir sürü işim var. Bırakmam. Dünyada bırakmam. Anlamadım. Kahve içip daha fazla bakacağız hayatım. Ay ben şu kadar anlamam ayol kahve falında. Ben anlarım. Ya. Abi bu kontratı iptal edeceksin. Yok daha neler. Boş ver Alev. Değmez. Ben başka dükkan bulurum kendime. Al işte. Kendi de söyledi. Başka dükkan bulacakmış. Kaldı ki en başından benim dükkana salça olması yanlıştı. Salça? He. Ya ben bu şekilde konuşmanızdan dolayı sizi kınıyorum abi. Ne yapalım kızım? Bu da benim tarzım. Cezaevinde Nişantaşı Türkçesi konuşulmuyor ki. Size de bu yakışır Müslüm Efendi. Efendi senin babandır. Ya abi yeter artık. Keser misiniz bir kavga etmeyi? Evet abi ya lütfen. Pardon kurabiyem. Hayret, ilk defa ağzınızdan yumuşak bir sözcük çıktı. Bak bende nezaket çok da sana kullanmaya gerek duymuyorum. Abi bak şimdi netice itibariyle sen bu kontratı iptal ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorum kızım. Etmiyoruz. Öyle mi? O zaman bu kontrat iptal olana kadar seninle konuşmuyoruz. Evet, konuşmuyoruz. Ya saçmalamayın kızlar ya. Buna sen de dahilsin Tüpkaz. Abi bizi bu durumdan ancak sen kurtarırsın ya. Evet abi, bir tek sen kurtarırsın. Abicim anlamıyor musunuz? Ben bu saatten sonra hiçbir şey yapamam. Ya oğlum senin Alev'le aranı düzeltmen lazım. Ne haber birader? Kötülük abi, ne olsun? Buna ne oldu şimdi? Bak ne diyorum. Ha. Senin bu Alev'le aranı düzeltmen lazım oğlum. Yoksa bizim bu kirazla altınla barışmamızın ihtimali yok abicim ya. Sıfır, anlıyor musun? Sıfır ya. Kösürtçüm anlamıyor musun? Alev benimle konuşmak istemiyor. Beni görmek istemiyor. Yakınından bile geçmemi istemiyor. Ben ne yapayım? Abi her şeyin sorumlusu o kayınçero denen insanlık dışı yaratık. Kösük. Sen de birazcık sakin ol tamam mı abicim? Özgür'e zaman tanımamız lazım. Bir ortalık sakinleşsin, el ayak çekilsin, bir hal çaresi bulacağız oğlum. Tamam mı? Ben kirazsızlığa dayanamam abi ya. Dayanamam ya. Ya ben... Senin kirazda ne işin var lan? Şşşt! Abi sen yanlış anladın ya. Ben Dudu diyorum. Ben meyve sevmem ki bir kere. Öyle de o zaman. Allah Allah ya. Oğlum bak ne olur ya. Bak hepimizin mutluluğu için bunu sen yaparsın tamam. Ya. Tamam. Tamam. Tamam bak tamam diyor. Ne olur. Hadi hayırlı işler kardeşim. Hadi kolay gelsin. Abim benim be. Abilerini takdir edeceklerine o domuzdan yana oluyorlar. Nankör bunlar, nankör. Evet ya, ben hiç yakıştıramadım bu kızlara. Tüp! Kız kardeşlerim hakkında dikkatli konuş. Pardon ağam. Ben dükkana döneyim kızlar. Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederiz Kevser abla, biz ne yaptık ki? Zaten durum ortada, haklı olan sensin. Ama benim yüzümden abinizle küstünüz. Sen merak etme Kevser abla ya. Bak ben abimi biraz tanıyorsam eğer birkaç gün içinde getirip o kontratı senin önüne koyacak. Ya zaten pamuk gibi bir kalbi vardır abimin de neticede erkek. Evet erkek ne yazık ki. Kızlar isterseniz siz de çıkın Kevser abla ile birlikte ha. Ben de biraz kafamı toplayıp gelirim. İstersen bekleyelim. Yok canım gerek yok. Siz çıkın bence. Vallahi Şükran ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi uzun boylu mu desem, kısa boylu mu desem, tıknazca mı desem, şöyle bir temiz yüzlü böyle. Bak, bak sen de görüyor musun? Bak. Ben hiçbir şey görmüyorum Ridat Hanım. Dikkatle baksana Paris. Bak adamın üstünde bir de bir önlük bile var. Böyle önlük. Önlük mü? Vallahi önlük var. Ay uyduruyorsunuz ama. Hayır efendim, ben uydurmam. Ben falda ne görürsem onu söylerim. Birebir ne görüyorsam onu söylerim. Bende yalan yok. Bak, adam esnaftan biri. Esnaf mı? Esnaf. Ay vallahi siz adamı öldürürsünüz yani. Kapı. Yarabbim nasıl oluyordu? Her seferinde lafı döndürüyor dolaştırıyor. Benimle Cengiz Bey'e gitmeyi anlamadım ki. Hem bana yazık hem Cengiz Bey. Efendim? Ay, Cengiz Bey. Hadi bırak. Dikilip durmasana Cengiz. Koy torbaları oraya bir yere. Koy Cengiz onları oraya. Sen de geç otur şöyle bakayım bir yere oraya değil.
Şöyle otur bakayım ya. Yüzünü göreyim. Ha, otur. Şimdi sen yoruldun. Sana bir çay koyayım da geleyim ben. Aman zahmet olmasın Ridat Hanım. Ne zahmeti canım, olur mu? Aa, olur mu öyle şey? Şükran Hanım. İyiyim, sağ olun. Bir saniye beni dinler misin? Aleyciğim, benimle konuşmak istemediğini biliyorum ve çok haklısın. Yani haklısın. Ben de olsam senin yerinde ben de konuşmak istemezdim. Alev. Alev, lütfen bir şey söyle. Lütfen bir şey söyle. Ben bir iddiaya girdim ve özür dilerim. Özür dilerim. Bu benim için başlangıçta bir iddiaydı. Yüzüme bakar mısın? Alev, ben sana aşık oldum. Merhaba. Bugünler ben bahçe çiçeğe bakacaktım. Buyurun. Size sağlık Ridat Hanım. Çay çok iyi geldi. Afiyet olsun. Müsaadenizle ben kalkayım artık. Kalk da. Bu ne bu önlüğünün hali böyle? Çok eskimiş Cengiz. Ben onu sen çıkart şükrana ver de yenisini diksin. Ne anlarım canım ben önlükten? Anlarsın sen. Hadi ver dedim. Ver konuştuğuna bakma onu sen. Ver. Şükran da kalkıyordu, birlikte çıkarsınız. Kalkıyor muydun? Kalkıyordun canım. Deminden beri gideceğim kalkacağım diyorsun ya işte. Pes artık, pes. Hadi fazla konuşma, işim gücüm var benim. Hadi. Kardeşim. Hallettim be abim. Güzel abim, çözdüm şu mevzuyu be. Umut yok mu diyorsun? Yok birader. Hayır ya olamaz. Olamaz, böyle bir şey nasıl olur ya? Şşt. O iş olmaz abi bundan sonra. Ben eve gidiyorum, haber vereyim dedim. Ah, perişan oldum güzel abim. Ah. Hadi görüşürüz. Küsük tamam, yeter ya. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın Ridat Hanım. Güle güle. Aşk başlıyor. Oldu bu iş. İnşallah evdedir. Vallahi ben eve bırakmıştım Gıyasettin'cim ama inşallah. Hakkı Cemal! Hakkı'cığım, biz geldik. Siz misiniz? Çok şükür. Gelin. Nasılsın Hakkı Cemal? Fena değil. Biraz uzandım, uyumaya çalıştım. İyi etmişsin Cemal'im. Bak Hakkı Cemal, artık bu kuyudan çıkmanın
Zamanı geldi azizim. Karının, çocuğunun izini buldun. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Hayatımı. Hayatımı geri istiyorum. Abicim öyleyse git konuş onlarla. Konuşmak mı? Bu halimle mi? Bu zavallı halimle mi? Niçin kendine öyle diyorsun azizim? Sen zavallı filan değilsin. Sen insansın yahu. İnsan. Sen farkında değil misin? Ben zavallı bir alkolüyüm. Zavallı bir alkolik. Onların hayatına gireceğim de ne olacak? Kızım. Kızım beni görünce kaçtı. Beni serseri zannetti. Korktu. Sen değişmek istiyor musun? İstiyor musun arkadaş? Bilmiyorum. Bu mümkün mü ki? Artık değil. Türk sineması bize hiçbir şey öğretmediyse umudun asla tükenmeyeceğini öğretti. Hakkıcım, canım ciğerim. Kendine bir şans ver Hakkıcım. Bu şansı kendine ver. Yok bu iş böyle olmayacak birader. Şimdi deveye sormuşlar. Neden demişler senin boynun eğri demişler. O da demiş ki nerem doğru ki demiş. Yok lan bu değildi ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ha kurt kurt. Kurta sormuşlar birader. Ensen neden kalın diye. O da demiş ki her işimi kendim yapıyorum ondan demiş. Oğlum ne diyorsun lan ne oluyor? Gidiyorum abi ben şimdi. Kirazı görmeye gidiyorum. Saçmalama be. Yok yok gidiyorum. Şş otur oturdu yerde be. Lan! Gidiyorum be. Gitme otur otur. Bak Toski sarhoşum bak kalbini kırarım oğlum. Bravo! Terbiyesiz. Allah. Perişan olmuşum burada ben ne diyorsun ya. Ben geldim. Hoş geldin. Aa burada mısın? Buradayım Özgür. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk alıcım. Oh. Bu ne? Oh. Ay içki mi içtin sen? İçtim biraz. Ne oldu o mesele? Kız meselesi ha. Neydi adı? Alep. Ha, Alep. Görüştün mü onunla? Buraya gelmeden önce bir uğradım ama. Umut yok. E ne yapalım sen de unutacaksın. Başka çaremiz yok. Öyle mi diyorsun? Çaresiz. Haklısın galiba ya. Özgür. Sana ne zamandır anlatmak istediğim bir şey vardı. Babanla annen hakkında. Şimdi tam sırası galiba. Baban anneni çok seviyordu biliyorsun. Ya annen de babanı tabii. Buraya kadar mı zaten biliyorsun. Bak sonra ne oldu? Tam evlenecekleri gün. Beklenmedik bir şey oldu. Babanın eski bir kız arkadaşı ortaya çıkıverdi. Aa. Babanla ilgili yalan yanlış şeyler anlattı. Benimle de evlenecekti ama o adama güvenilmez dedi. Ah, o adamla evlenirsen büyük bir hata işlersin. Dedi, anlattı da anlattı işte ne bileyim ben. Babanın çapkın olduğundan bahsetti vesaire vesaire. Annen de sonunda nişanı attı tabii. Ayrıldılar. Ne? Annenin ailesi babanı görmeyi yasakladı. Hatta kızlarını İstanbul dışında bile bir yere götürmeye karar verdiler. Ama baban vazgeçmedi. Hayır, her türlü zorluğu aştı. Kapıdan reddetseler o bacadan girdi. Sevdiğini ispat etti. Ve sonunda evlendiler. Evet. Evlendiler ve çok mutlu oldular. Sonunda da sen dünyaya geldin yavrum. Ya. Senin de şimdi Alev için bir şeyler ispatlaman lazım. Onu seviyorsan şayet. Anladın mı çocuğum? Sen var ya hala muhteşem bir kadınsın. Canım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Şükran! Kiraz! Çık dışarı, ben geldim Kiraz! Kiraz, çık dışarı! Küçük! Ne oluyor lan burada? Oho! Zalim abim, saygılar! Oğlum doğru konuş! Kafanı kırarım seni, git! Konuşmuyorum! Seviyorum ulan! Ya lütfen Küçük! Lütfen yok! Yanıyorum! Şimdi gelip yakıyorum lan seni, git! Abi, yapma! Yapma dost! Küçük git buradan! Gitmiyorum! Seviyorum ulan! Vay ulan sana, kapıya dayanmak ne demek? Şimdi göstereceğim! Abi yapma! Abi, çekil! Küçük, dayak yiyeceksin ya! Hayırlısıyla abla! Çok canın yanıyor mu Küçük? Senin kollarındayım ya, fark etmez Kiraz. Ben sana dedim ama dayak yiyeceksin diye. Hayırlısı buymuş abla. Canım benim ya, kıyamam ben sana. Ben seni çok seviyorum Kiraz. Yani bu iddia meselesini sakladığım için de çok özür dilerim. Kiraz, çabuk içeri diyorum sana, çabuk. Hayır abi. Kiraz! Eczaneye kadar dayanabilir misin? Dayanırım. Hadi Kiraz. Ay dur. Oh. Ay perişanım. Ah. Oy. Merhaba. Alev. Ben vazgeçmeyeceğim. Saçmalama. Alev. Ben saçmalamıyorum. Ben vazgeçmeyeceğim. Beni buraya niye getirdin? Uçağım için. Uçağın için mi? Alevciğim, ben bu iddiada ortaya uçağımı koydum. Yani uçağım ki benim için hayattaki en önemli şey, hayattaki en vazgeçilmez şey. Uçağın öyle mi? Çok önemli. Evet. Senin bu iddiada ortaya ne koyduğun benim umurumda bile değil, biliyor musun? Umurunda olmadığını biliyorum Alev. Özgür, ben gidiyorum. Alev, bir saniye. Çekil önümden. Alevciğim, bak. İlk başta her şey bu uçak içindi. Ama sonra her şey değişti. Lütfen inan bana. Sana inanmıyorum. Sen istediğini elde etmek için gözünü kırpmadan yalan söylüyorsun. Benim sana güvenmem için çok geç artık. Peki ne yapmam lazım? Ha? Bana inanman için ne yapmam lazım? Sen söyle. Sen söyle. Yak uçağını. Ne? Hadi yak uçağını. Bir yerde
pazar. Bu acayip bir hikaye.